Selam arkadaşlar, ben Beyza. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle doğum günümde bana gelen hediye kitaplara bakacağız birlikte. 25 Ekim benim doğum günümdü. Yakın arkadaşlarım da bana en güzel hediyenin ne olduğunu bildikleri için sağ olsunlar kitap almışlar çoğunlukla. Daha doğrusu biz onlarla öyle anlaşmıştık. Doğum günlerinde birbirimize kitap alalım diye anlaşmıştık. Onlar da sağ olsunlar çok istediğim bazı kitapları almışlar bana. Şimdi bunlar nelermiş hep birlikte bir bakalım. Öncelikle Otherworld isimli bu kitap var. Otherworld. Okuyamıyorum ismini, gerçekten çok zor. Ben bu kitabı daha önce hiç görmemiştim. Dex yayınlarından çıkan bir kitap. Ama kitabın yazarı kimmiş biliyor musunuz? How I Met Your Mother'daki şu adam. Ben görünce çok şaşırdım bunu gerçekten. Adamın kitap yazdığını bile bilmiyordum. Galiba bilim kurgu ve sanal gerçeklikle alakalı bir kitapmış. Arkadaşım da bunu çok seveceğimi düşünmüş ki beni iyi tanıyor. Ben böyle kitapları çok severim gerçekten. Merak ediyorum o yüzden bu kitabı da. Puntoları falan çok büyük değil. O yüzden rahatlıkla okuyabileceğim bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bu kitapları size göstermeden okumaya başlamak da istemedim. O yüzden bunu çok merak ediyorum. Daha sonra göstereceğim kitap Bu Bir Aşk Hikayesi Değil isimli bu mor kapaklı kitap. Ren yayınlarından çıkan bir kitap. Ren yayınlarının çıkan bütün kitaplarını toplamayı istiyorum gerçekten. Sevdiğim bir yayın evi Ren yayın evi. Yine bu da çok merak ettiğim kitaplardan bir tanesiydi. Görüyordum zaten. Tam bir gençlik kitabı olduğunu biliyorum. Bunu da çok merak ediyordum zaten. Adı üstünde bir aşk olacağını düşünmüyorum ama bu ironi de olabilir tabii ki. Sadece bir genç kızın hayatıyla alakalı YouTube kanalı falan olan bir genç kızın hayatıyla alakalı bir hikaye okuyacağımızı biliyorum. YouTube kanalı olduğu için de ilgimi çekti açıkçası. O yüzden bakalım nasıl bir kitapmış. Bunu daha en kısa zamanda okuyup sizlerle yorumumu paylaşmak istiyorum. Daha sonra yine Ren kitaptan çok istediğim bir kitap olan Yalancı Aşklar Sokağı'nı almış. Bunun kapağı gerçekten çok güzel. Çıktığı andan itibaren çok istiyorum bu kitabı almayı. Ama çıkalı bayağı oldu. Geçen sene falan çıkmış olabilir. Betül Güçlü'nün bir kitabı. Betül Güçlü'den ben daha önce Balkabağı ve Tarçın kitabını okumuştum. Ve Kübra Nur'un kitaplarını da biriktiriyorum ben. Onun serisini de biriktiriyorum. Bağımsız serisini. Ya, ikisinin kalemini de çok seviyorum. Zaten imza günlerine de gitmiştim. Eğer bu sene Ankara Kitap Fuarı'nda da imza gelirlerse bu kitabı imzalatmak için Betül Güçlü'ye götürmek istiyorum. Geçen sene gelmişlerdi ve ben gitmiştim çünkü. Böyle biraz gençlik tarzında yazıyorlar. İnsana çok iyi gelen bir tarzda yazdıklarını düşünüyorum. Böyle romantizmi de tam tadında, tam ayarında dengeleyebiliyorlar hikayelerinde. İkisi de, yani yazar olarak ikisini de çok seviyorum. Böyle kafa dağıtmalık, çerezlik, insana iyi gelen kitaplar yazabiliyorlar. Bu benim de çok istediğim bir şey kendi adıma. O yüzden Yalancı Aşklar Sokağı'nı çok merak ediyordum. Bu galiba daha önce Müptela'dan başka bir baskıyla çıkmış. Ama Ren'e geçtikten sonra, yazarın anlaşması Ren'e geçtikten sonra yeni kapakla bastılar. Yani çok yeni bir kitap olmayabilir ama ben çok merak ediyorum daha önce okumadığım için. Daha kaç kere çok merak ediyorum diyeceğim bu videoda bilmiyorum. Yalancı Aşklar Sokağı'nı çok merak ettiğim bir kitaptı. O yüzden arkadaşım aldığı için çok teşekkür ederim. Yine aynı şekilde bunu da diğer kitapların da yorumlarını sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum ama seveceğimden %99 emin olduğum bir kitap açıkçası. Balkabağı ve Tarçın'ı da böyle çok severek okumuştum. Hala mesela unutmadığım birçok sahnesi var. Yani üzerinden o kadar geçmiş olmasına rağmen böyle kalıcı oluyor yani kitapları ister istemez. Çok sevmiştim yani. Betül Güçlü'nün kalemini de çok sevmiştim. Karakterlerini çok güzel özelliklerle yazıyor. Buna bayılıyorum gerçekten. Sonra başka bir arkadaşım bana çok istediğim, çok 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 istediğim Twisted serisinin son kitabı Çarpık Yalanları almış. Yani ben zaten alacaktım ve alışveriş sepetimde bekliyordu bu kitap. Ama çok istediğimi de bildiği için aldı bana. Çarpık Yalanlar şu serinin, Twisted serisi şu seri bu arada. Hepsi birbirinden bağımsız okunabiliyor diyorlar ama ben başlamak istemedim. Dördüncü, yani serinin hepsini tamamlamadan başlamak istemedim. Ve çok merak ediyorum gerçekten. Her bir kitabında böyle başka bir klişeyi anlatıyorlarmış. Çok 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 merak ettiğim bir seri. Herkes bayılıyor. Ben galiba yani videoyu kapattığım andan itibaren bile başlayabilirim artık bu seriye. Dediğim gibi bu kitaplar video çekilmeyi bekliyorlar günlerdir. O yüzden böyle başka bir kenarda duruyorlardı. Şimdi seri tamamlandığına göre şöyle gönül ferahlığıyla başlayabilirim diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Yeşil kapağı aşırı hoşuma gitti bu arada. Yeşil benim bu aralar gerçekten sevdiğim bir renk oluyor. Çok beğendim. Kapak tasarımları bence çok iyi. Minimalist, yani böyle çok abartı olmayan bir şekilde hepsinin de kendince bazı özellikleri var. Çok güzel yani. Bu seriyi çok merak ediyorum. Umarım çok severim. Böyle gerçekten romantizme ihtiyaç duyduğum bir anda başlayacağım. Çok 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 merak ediyorum bu seriyi de. Daha sonra o arkadaşım, yine aynı arkadaşım bana çok sevdiğim başka bir şey daha almış. Harry Potter'ın şu minik figürleri var Amazon'da satılan. Bunlardan almış ama bu mühürmüş aynı zamanda. Bunu açıp birlikte bakabiliriz. Ben daha önce açtım ama. Ve bana Sirius Black karakterini almış. Çünkü ben Harry Potter serisindeki favori karakterim Sirius Black.
Ah Sirius Black, yani gerçekten tekrar hatırlıyorum. Yad ediyoruz Sirius Black'i de. Şöyle ufacık, şöyle bir figür. Ama aynı zamanda şöyle şu şekilde mühür de. Ben bunu Harry Potter serisindeki kitaplarıma basmayı planlıyorum. Not bırakarak. Sirius Black, ya bakar mısın tatlılığına, yakışıklılığına diyeceğim. Gerçekten Sirius Black'i çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Rowling'e de çok sinirliyim zaten bu konuda. Neden böyle bir şey yaptı? Çok manasız çünkü yani o olay. Çok manasız. Hikaye hiçbir katkısı olmayan bir olay. Okumayanlar için spoiler vermemeye çalışıyorum ama anlamış da olabilirsiniz yani. Böyle bu şekilde şu küçük figürü almış bana. Ben aslında bunun tabii ki koleksiyon olarak hepsini toplamak isterim. Belki Amazon'daki siparişlerime ufak ufak eklerim de. Ama şu ara çok kitap almamaya karar verdim. Yani başka bir şey için para biriktiriyorum zaten. Daha büyük bir şey için para biriktiriyorum. Ve kitaplığımdaki kitapları eritmeye çalışıyorum. O yüzden yani yakın zamanda alışveriş yapacağım gibi görünmüyor. Ama bu figüre bayıldım. Gerçekten bayıldım yani. Ağlayasım geliyor baktıkça. Çok tatlı bir figür gerçekten. Çok teşekkür ederim tekrardan. Daha sonra çok güzel bir kitap göstereceğim. Hazır mısınız? Başka bir arkadaşım, yine kitap kulübünden Reyhan'cığım, ismini vereceğim. Reyhan, çok teşekkür ederim. Reyhan bana 4. kanat kitabını almış. Reyhan'ın YouTube kanalı var bu arada. Kitaplardaki Melody ismi kanalının. Aşağıya linkini de bırakacağım gerçekten. Onun kanalına da bakabilirsiniz. O böyle yeni çıkan kitapları zaten sömürüp hemen yorumluyor. Özellikle Instagram hesabını da takip edebilirsiniz. Yine ismi de Kitaplardaki Melody. Yani çok güzel yorumları var. Çok güzel, yani aradığınız her kitabın önerisini Reyhan'ın hesabında bulabilirsiniz. O yüzden ona bakmayı unutmayın. 4. kanat biliyorsunuz Olympus yayınlarının son güzelliklerinden diyebilirim. Yani son çıkan kitaplarından bir tanesi. Ve yani dış boyamasını göstereyim. Yani kitabı bir inceleyelim. Şu kitabı bir inceleyelim. Birincisi altın baskısı. Yani altın kaplama gibi böyle kapak tasarımına bayıldım. Yani tasarımcı olarak da böyle gerçekten kitapların kapak tasarımlarını ve yani genel kitap tasarımını özellikle inceliyorum. Biraz mesleki deformasyon diyebiliriz buna da. Kapağına bayıldım. Bayıldım gerçekten. Ejderhalarla alakalı bir kitap. Şöyle yan boyaması var. Şöyle şu şekilde. Bir yan boyaması var. Bence çok güzel. Çok 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 güzel olmuş yan boyamasının renklerine bakar mısınız? Aşırı güzel. Sonra cildini çıkartalım. Cildi de şu şekilde ama şöyle önce bir ön kapağını göstereyim. Ejderhalarla alakalı olduğu için böyle bir ejderha gözü yapmışlar. Sonra şu olay ciltli kitaplarda benim aşırı 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 hoşuma giden bir şey. Hani böyle eski tip böyle ansiklopedi gibi kitapların böyle isminin şu kısma yazılması, tasarımda şöyle şuraya yerleştirilmesi benim aşırı hoşuma giden bir şey ciltli kitaplarda. O yüzden bayıldım. Tasarıma bayıldım gerçekten. Ve bu kitabı okumak için sabırsızlanıyorum. Çok kalın bir kitap. İçinde haritası da var bu arada. Şöyle ön kapağında, yani iç cildinin iç cildinde, iç kapakta bu var. Arka kapakta da var. Aynı harita mı? Aynı harita, evet. Arka kapakta da yine aynı şekilde. Kaç sayfa olduğuna bir bakalım. 670 sayfa. çok fazla değil. Gerçekten çok fazla değil. Çünkü çok akıcı olacağını düşünüyorum. Puntoları falan da ideal boyda. Gözümü korkutmuyor kitap. Çok merak ediyorum ama. Çok çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Söyleyecek hiçbir şey yok. Çok teşekkür ederim. Bana bu kitabı aldığın için, gerçekten bir de ciltlisini almış. Yani bayıldım. Bayıldım. Çok 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 güzel bir hediye. Çok teşekkür ederim. Evet, benim hediyelerim bu şekildeydi. Şöyle göstereyim tekrardan. Bu sene kitap hediyesi olarak bana 5 tane bu kitap geldi. Bir de minik ufak şu figür almışlar. Çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim bu hediyeler için. Hepsine bayıldım. Gerçekten hepsini sabırsızlıkla okumayı bekliyorum ve yorumlarını sizlerle paylaşmayı da çok istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.